Epic Games hacklendi ve hepiniz tehlikedesiniz. Konu Deep Web olduğunda her zaman için akla gelen ilk şeylerden birisi ağda dolaşan hackerlar olmuştur. İnternetin bu derin ve karanlık ağında bulunan siber suçluların son yıllarda yapılan seri operasyonlar ve baskınlarla ardı ardına yakalandığı ve kalanların da artık eskisi kadar aktiflik göstermeyip iyice yer altına çekildiği ve Dark Web'in artık iyice sessizleştiği su götürmez bir gerçek. Fakat işte bu sessizlik geçenlerde bozuldu. Bundan sadece birkaç gün önce Deep Web'de bulunan bir hacker grubu tüm interneti sallayacak büyük bir işe imza attı. Mogilevich adı verilen bu Dark Web hack grubu, başta Epic Games ve Kick platformları olmak üzere birkaç markayı daha hacklediklerini, veri tabanlarını çaldıklarını açıklamıştı. İşin korkunç kısmı, yaptıkları açıklamada çaldıkları tüm veri tabanlarını 4 Mart tarihine kadar satılığa çıkaracaklarını ve eğer satın alan kimse olmazsa tüm verileri herkese açık olarak paylaşacaklarını söylemişlerdi. Bu durum, yeterince para veren birisinin bu iki platformdaki kaydedilen tüm verilere, yani kullanıcı adlarına, şifrelere, hatta kaydediliyorsa kart bilgilerine bile ulaşabilmesi ve daha kötüsü, isterse bunu herkese paylaşabilmesi anlamına geliyordu. Hiç şakaları yoktu. Üstelik Mogilevich grubu, Dark Web'de ismi yeni yeni duyulmaya başlanan ama daha önce gerçekten ciddi bir veri sızıntısına imza atmış olmalarıyla biliniyordu. Epic Games'in hacklenmesi haberi ardından tüm oyun dünyası nefeslerini tutup 4 Mart tarihini beklediler. Peki 4 Mart'ta ne oldu? Veriler birine satıldı mı veya paylaşıldı mı? Tehlikede misiniz? Uzun süredir sessiz ve yer altına gömülmüş Dark Web'de sessizliği bozan hacker grubu Mogilevich kimlerden oluşuyor ve ne istiyorlar? Ben Başo. Hazırsanız başlayalım. 20 Şubat 2024. Ekim 2013'te Silk Road'un kurucusu Ross Ulbricht'i yakaladıkları andan itibaren ara vermeden Dark Web'de ciddi sıklıklarla operasyonlar düzenleyen polis güçleri, 100 milyonlarca dolar çalan Lockbit adındaki büyük bir hacker çetesini çökertmişti. Karanlık ağdaki siber suçlular birer birer yakalanıyor, yapılan bu operasyonlarla kolluk kuvvetleri internetteki suçlulara resmen "Nerede olursanız olun, internetin gizli ağlarında bile sizi gelip yakalarız" diyordu. Her geçen gün internetin karanlık ağındaki suçlularsa operasyonlar yüzünden daha fazla yer altına gömülüyordu. Fakat büyük hacker grubu Lockbit'e operasyon yapılmasından sadece bir gün sonra 21 Şubat 2024 tarihinde beklenmedik bir şey oldu. Yeni bir hacker grubu büyük iddialarla ortaya çıktı. Mogilevich adı verilen bu yeni grubu daha önce kimse duymamıştı ama iddiaları büyüktü. Söylediklerine göre lüks otomobil markası Infiniti'yi hacklemişler ve 22 GB'lık veri elde etmişlerdi. Bu verilerin içinde müşterilerin ad soyad bilgileri, adresleri, telefon numaraları ve en önemlisi e-mail ve şifreleri bulunuyordu. Ve bu verilerin hepsi satılıktı. E-mail ve şifreleri en önemlisi dememin sebebi günümüzde pek çok insanın kaydoldukları her sitede aynı mail ve aynı şifre kombinasyonlarını kullanması. Yani kötü niyetli birisi Mogilevich grubundan Infinity'nin veri tabanını satın alsa ve bulduğu e-mail şifre kombinasyonlarını mail servislerine girmek için kullansa yeterli korumaya sahip olmayan herkesin hesabına girebilir ve her şeyi değiştirebilir. Kripto borsalarına girebilir. Bulut sistemlerine yedekledikleri fotoğraflarla o kişiye şantaj yapabilir. Yani aslında Infinity'nin hacklenmesi büyük bir skandaldı. Ve yeni çıkan bir hack grubu için ciddi bir isim yapma fırsatıydı. Zaten Mogilevich grubu bununla kalmayacaktı. Grup sadece Infinity'nin hacklenmesi haberiyle ciddi nam salmıştı fakat bir şey eksikti. İnsanlar grubun sadece hack iddialarında bulunduğunu ve hiçbir kanıt sunmadığını fark ettiler. Grubun sadece Deep Web'in adını kullanarak ünlü olmaya çalışan bir grup Lamer olduğunu düşündüklerinde beklenmedik bir şey gerçekleşti. Mogilevich grubu ortaya çıkmaları ve Infinity'yi hacklemelerinden sadece 3 gün sonra Çinli teknoloji firması DJI'ye hacklemişler, veri tabanını çalmışlar ve bu veri tabanını tam 100 bin dolara satmışlardı. Ve satış sonrası herkes grubun şakasının olmadığını anladı. Çünkü her türlü kanıtla beraber bu satışı paylaşmışlardı. Çinli bir teknoloji firmasını hacklemişler, veri tabanını çalmışlar ve gerçekten ciddi bir miktara onu satmışlardı. İşte bu olay grubun tüm dünyada, özellikle Deep Web'de bilinen bir isim haline gelmesini sağladı. Ve her şey sadece birkaç gün içinde olmuştu. Ağda popülerlikleri arttıktan sonra Mogilevich grubu sadece veri tabanı hackleyip satmaktansa popülerliklerini kullanarak farklı yöntemlerle de para kazanmaya başladılar. Özel bir Telegram grubu açıp 1000 dolardan üyelikler sattılar. Aynı zamanda hackledikleri veri tabanlarından buldukları kripto hesaplarını da satıyorlardı. Her şey birkaç gün içinde olmuştu ve grup tüm Deep Web'deydi. Ve yine birkaç gün içinde büyük bir kaoslar yaşandı. Tarihler 28 Şubat 2024'ü gösterdiğinde grubun ortaya çıkmasından 7 gün sonra Mogilevich grubu Epic Games'i ve Kick yayın platformunu hacklediğini duyurdu. İnternet tam anlamıyla bu haberle kıyamet yerine döndü. Tüm haber siteleri, başta ben olmak üzere birçok YouTube kanalı ve farklı yüzlerce medya organı olayla ilgili haber yapmıştı. Birden çıkan bu yeni hack grubu fazla ileri gitmişti ve dünyadaki en büyük oyun firmalarından birisi olan Epic Games'i ve yeni yayın platformu Kick'i hacklemişti. Üstelik ellerinde veri tabanlarının olduğunu ve yine aynı şekilde satılık olduğunu söylüyorlardı.
Bu haber Epic Games'e kayıtlı olan herkesin ciddi tehlikede olduğu anlamına geliyordu. Fakat daha kötüsü, grup eğer 4 Mart'a kadar verileri satın alan kimse olmazsa herkese açık olarak paylaşılacağını da söyledi. Oyun dünyasındaki herkes nefeslerini tutup 4 Mart tarihini bekledi. Çünkü yapacak hiçbir şeyleri yoktu derken Epic Games'ten bir açıklama geldi. Epic Games'in söylediğine göre sistemlerine herhangi bir sızıntıya dair bir iz bulamamışlardı. Yani veri tabanları çalınmamıştı. Üstelik grup da hiçbir kanıt paylaşmamıştı. Ardından diğer bir açıklama Kick tarafından geldi. Kick platformu da hiçbir sızıntıya rastlamamıştı. Grup konuyla alakalı gerçeği 4 tarihinde görürsünüz dedikleri bir açıklama yaptı. Sonuç olarak bir firma bir veri sızıntısını kabul etmek istemez. Çünkü bu ciddi değer kaybına sebep olabilir. Tüm oyun dünyası grubun yaptığı bu açıklamadan sonra nefeslerini tutup 4 Mart tarihini beklediler. Gerçekten tüm veriler internete öylece dökülecek miydi? Çok geçmeden birkaç gün içinde 4 Mart tarihi geldi. Mogilevich Hack grubu internet sitesinde Epic Games veri tabanının sızıntısına dair bir link paylaşmıştı. Veri tabanı herkese açılmıştı ve linke tıklayanlar şimdi sizin olacağınız gibi şok oldular. Linkte bir veri tabanı yerine bir yazı vardı ve kısaca şöyle diyordu. Merhaba, biz Mogilevich grubuyuz. Ne yazık ki bu link size sızdırılmış bir veri tabanına değil, sizi işletmemizle ilgili bir açıklamaya götürdü. Biz profesyonel hackerlar değiliz. Biz profesyonel dolandırıcılarız ve hepinizi dolandırdık. Büyük isimleri ve Deep Web adını kullanarak ismimizi duyurduk ve elimizde olmayan şeyleri sattık. Toplam 8 panel satıp 8000 dolar kazandık. Parayı yollayan üyelerden kripto hesaplarının ekran görüntülerini istedik ve o ekran görüntülerini kullanıp sanki elimizde çalıntı kripto hesapları varmış gibi onları da sattık. Ve bundan da 7000 dolar kazandık. DJI sızıntısına gelirsek, hiçbir zaman DJI şirketine sızamadık, hatta hiçbir şirkete sızamadık. Bizler hacker değiliz, bizler dolandırıcıyız. Ama satın almak isteyen kişiyi iyi okuduk, ona sosyal mühendislik yaparak onu etkiledik ve veri tabanını ona tam 85 bin dolara sattık. Normalde veri tabanı 100 bin dolardı ama NI 15 bin dolar indirim yaptığımızı zannediyor. Elindeki veri tabanı da 2010'da sızdırılmış bir veri tabanına ait. Yani hiç kimseyi hacklemedik. Bizler hacker değiliz ama kesinlikle inanılmaz zeki suçlularız. Ve hepinizi kandırıp dolandırdık. Alttaki TOX kodu bu mesajı yazanın Mogilevich grubu olduğuna dair bir kanıt. Görüşürüz. Mesaj işte bu cümlelerle bitiyordu. Grup ortaya çıktığı andan itibaren Deep Web adını kullanarak insanları kandırmış, sahte virüsler, grup üyelikleri satmıştı. Hatta 85 bin dolara bir veri tabanı da. Ve tüm bunları büyük isimlere eklediklerini iddia ederek, büyük iddialarda bulunup isimlerini duyurarak yaptılar. Tabi yıllardır internette böbürlene böbürlene anlatılan Deep Web isminin de arkasına saklanarak. Yani günün sonunda her şey sahteydi. Büyük bir hacker grubu yoktu. Ve her şey büyük bir dolandırıcılık operasyonundan ibaretti. Velhasıl kelam, internette gördüğümüz her şeye inanmamak gerekiyormuş. Deep Web ismine o kadar kanmamak gerekiyormuş. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Bye bye.